Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Sen niye geldin ya? Bir anda şok oldum seni görünce. Unutmuşum hemen varlığını. Geçen bölümde senlik bir şey olmadığı için savaş falan yoktu yoksa? Ya bizim devriye vardı, oraya gittik. Devriye mi çıktın? Devriye'ye gittik ya. İtilen oskiliyeti arası bir devre. Orada durumlar biraz karışıkmış. Beni çağırdılar. Bölümü izledin mi? Sensiz ne kadar güzel geçtiğini fark ettin mi bölümün? Vallahi ben izlenmelere baktım, çakılmış video. İzlenmelere mi? Aynen. Sen izlemedin mi bölümü? Olmadığım bölümü ne izleyeceğim? Neşesi eksik. Neşesi mi eksik? Yok, ruhu tamamlanmamış. Atcan Yurdun 5. komutanın esprisini yeniden yapmak zorundayım şu anda. Bazıları sıkılmış çünkü yazmışlar. Hmm. Bu espriyi yapmasam mı artık diye. Oysa dedim ki Atcan Yurdun 5. komutanı demek ne kadar güzel bir şey. Yani neden? Kıskanıyorlar mı acaba seni? Olabilir. Yiğitliğini kıskanıyorlar abi. Ya arkadaş işte bütün karakterleri parlatıyoruz, ne yapalım? Tulkas'ı parlattık. Tulkas. Barayir'i parlattık. Atcan Yurdun komutanları bak hep kenarda kalmıştı. Onları ön plana çıkarttık. Bilbo Baggins. Bilbo tabii canım. Ne diyorduk Bilbo'ya? Etteliyor Bilbo. Etteliyor Bilbo. Ya işte görüyorsun. Hoş geldin. Madem geldin seni kovamayız. Yapacak bir şey yok. Tamam hadi sen uslu uslu otur orada. Bir dahakine gelmeyeceğim. Ayarları da yapmayacağım. Olmadı. O zaman olmadı. Görüşürüz. Evet. Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. İki Kule'de 10. bölümdeyiz bugün. Bölümümüzün ismi ne biliyor musun patron? Neymiş? Saruman'ın Sesi. Buyur. Buyur. Karaktersiz. Karaktersiz Saruman. Karaktersiz Saruman. İşte nerede kaldık? Gimli, Legolas, Aragorn, Merry ve Pippin Ortanç Kulesi'ne daha yakındılar. Gandalf, Theoden ve yanındaki 20 kadar adamı kuzeye doğru ilerleyip ağaç sakalla konuşmaya gitmişlerdi. İşte bunlar yediler, içtiler, sohbet ettiler. Ufak bir dinlenme geçirmiş oldular. Saatler geçti arada. Tolkien Saruman'ın Sesi bölümüne Ortanç Kulesi ve çevresini tarif ederek başlıyor. Şimdi biz burada anlatı olduğu için Tolkien kadar derin anlatamayacağız belki ama kitabı olan arkadaşlar o ilk paragrafı yeniden okurlarsa çok iyi yazılmış bir paragraf olduğunu fark edecekler. Yani Tolkien'in edebiyat yetkinliğini ortaya koyan paragraflardan birisi. Hı. Hatta bir cümle 5 satır falan sürüyor yani. O kadar iyi yazılmış bir şey. Ki bu da gene Çiğdem Hanım'ın çok iyi bir çevirmen olduğunu gösteren şeylerden birisi. Yıkık dökük tünellerden geçip etraflarındaki ıssızlığa rağmen hala bir tehdit oluşturan Ortanç'ın kaya kayasına ve çok sayıdaki penceresine bakarak bir taş yığının üzerinde durdular. Salınan nehirin ağzını kapatmıştı entler ve sular artık çekilmişti. Ama o suların getirdiği selle ve Ortanç'ın çevresindeki dairede ork çarkları falan olduğu için altta yer altında onlardan suların koparttığı işte kalaslar, odunlar, değişik çark aletleri falan sağa sola savrulmuş, yapışmış durumda falan ve zemin çamurlaşmış. Yani henüz kurumamış. O yüzden özellikle belirtiliyor. Kayanın üstünde bekliyorlar diye. Çünkü bataklık olmuş. Yani küçük de olsa çamurlu bir bölge var. Ortancı uzaktan görebiliyorlar. Simsiyah bir kule olarak duruyor. Ve kuzeye doğru baktıkları zaman böyle çevrede hiç ağaç yok. Zaten ağaçları yok etmiş Saruman. Ama biraz ileride ufukta sarmaşık çalılıkları var. Onun daha da arkasında böyle bir koyak şeklinde bir vadi uzanıyor. Sonra şey diyor Legolas. Gandalf ve Theoden'in adamları geri dönüyor diyor. Onları karşılamaya gidelim. Merry de dikkatli yürüyün diyor. Çünkü zemin hem çamurlu hem de tahtalara basıncı diyor. Altı boş olabilir. Düşebiliriz. Çok dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım. Ona dikkat edelim. Kapılardan Ortanca giden yola doğru ilerliyorlar ve Gandalf, Theoden ve adamlar da fark ediyor bunların gelişini. Bayağı zahmetli bir yürüyüş oluyor. Çünkü çamurun falan içinden gitmek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra bunları görünce de Gandalf atını biraz ileri çıkartıyor. Öne doğru çıkıyor. Yanlarına geldikleri zaman da diyor ki ağaç sakal ile diyor ilginç bir tartışmaya tutuştuk. Fikir teatisinde bulunduk. Belli kararlar aldık. Ama diyor siz de biz de diyor en azından belli bir süre yorgunluğumuzu atmış, dinlenmiş olduk. Böyle bir faydası oldu. Siz ne yaptınız? Dinlenebildiniz mi diye soruyor. Merry de diyor ki kendimize geldik. Biz de toparladık. Hem diyor bizim diyor muhabbetimiz hem başında hem sonunda duman tüttürerek oldu. Hani daha keyifli oldu. Hatta biz diyor şey bile hissediyoruz diye artık Saruman'a eskisi kadar büyük bir tepki de duymuyoruz. Hani daha rahatlamış durumda. Tütünleri içince. Keyifleri yerine geldi. Öyle mi gerçekten diyor Gandalf'ta. Doğrusu diyor benim için aynı şey geçerli değil diyor. Ben hala Saruman'a karşı
karşı kızgınlığım geçmiş değil. Gitmeden önce diyor son olarak yapmam gereken bir şey var. Ağaç Sakal'la da bu kararı aldık zaten diyor. Arzu edenler benimle gelebilir diyor ama dikkat edin diyor. Saruman'ın yanına gideceğim ve onunla konuşmak için gideceğim. Yalnız diyor cıvıklık falan istemem orada. Saruman'la muhabbet edeceğimiz için diyor o hala çok tehlikeli birisi. O bakımdan diyor büyük bir ciddiyetle gelecek olanlar gelsin. Bunu özellikle hobbitler için diyordur muhtemelen. Çünkü duramıyorlar onlar yani. Çünkü duramam. Kimi diyor ki ben geleceğim. En azından diyor Saruman diyor sana benziyor mu cidden benzemiyor mu onu görmek için geleceğim diyor. Gandalf diyor ki iyi de sen diyor nasıl öğreneceksin diyor bana benzeyip benzemediğini. Saruman şayet isterse sizin gözünüze diyor benim ikizim gibi de görünebilir. Nasıl isterse öyle gözükür. Artı diyor onda bir tek bu tür bir büyü de yoktu yani. Öyle alengirli durumlar vardır ki Saruman gibi bir büyücünün bir wizard'ın. Bütün kalpazanlıklarını göz aldatmalarını falan diyor anlayacak kadar zeki misiniz siz emin misiniz diyor. Ya Gandalf'la konuşurken. Vicdansız ya. Tam patavatsız ya. Gömüyor abi. Neyse diyor madem heves ettiniz gelin diyor siz de görün. Bir sürü değişik göze birden kendini diyor göstermek istemeyebilir, utanabilir kalabalık gittiğimiz için diyor. Hatta entlerden de özel bir korkusu ve çekingesi olduğu için entlere rica ettim de kulenin penceresinden görünmeyecek kadar arkada duracaklar. Entler zaten görünmeyecek. Bir bakalım diyor belki de diyor onu dışarı çıkmaya ikna edebiliriz. Pippin diyor ki tehlike diyor bunun neresinde? Niye uyarıp duruyorsun bizi Gandalf diyor? Ne yapacak? Diyor. Bize nişan alıp ateş mi edecek? Kuleden diyor kızgın yağlar mı dökecek? Ya da bize diyor o kadar uzaktan büyü mü yapacak? Gandalf da en akla gelin diyor son dediğin uzaktan büyü yapabilme gücü diyor. En azından bunu deneyecektir ama ben dahil hiç kimse Saruman'ın ne tür bir etki göstereceğini şu anda bilemez. Köşeye kısılmış vahşi bir hayvana yaklaşmak diyor her zaman çok tehlikelidir. Üstelik diyor Saruman sizin tahmin ettiğiniz gibi hani kulede kısılmış, kaybetmiş, güçlerini yitirmiş bir şey değil. Saruman hala çok güçlü bir durumda. Ve diyor sesinden de sakının sesi çok etkilidir. Aynı benim sesim gibi. Evet kesinlikle. Büyüleyici. Sonunda hep beraber ortancın dibine kadar geliyorlar. Kule kapkara. Daha önceden de tarif etmiştik. Aslında şöyle bir durum var. Sanki kule dört parçanın birleşmesinden oluşmuş gibi. Ama tek parçalar yani 150 metre falan 154 metre olması lazım. Yekpare kaya kulenin. Parçaları. Yekpare kaya parçaları sanki dördü bir araya gelmiş gibi. Ama kenarları falan hala sivri. Kaç yüzyıldır orada olmasına rağmen. Hatta entler çok ciddi bir saldırı yapmış. Kuleye. Bir iki pul kopmuş gibi çok dikkatli bakarsan ve bir tane ya da iki tane de ufak çentik var kenarlarında. Yani bütün o ent saldırısı hiçbir şekilde etkilememiş şey. Kayaları kaldırıp atıyorlar yani. Kendilerini vuruyorlardı. Kafalarını vuruyorlar evet. Ve hiçbir etkide bulunamamışlar yani. Doğu tarafına doğru 27 merdivenden oluşan bir kapısı var ve ortancın tek kapısı orası. Kapının üstünde de önü böyle simsiyah demirlerle oluşmuş küçük bir balkonu var. Hemen girişten sonra. Onun üstünde yanlarında da böyle küçük küçük pencereler var. Pencerelerin hepsi kapalı bir şey gözükmüyor. Ama kulenin ta sonuna kadar da o pencereler devam ediyor. Demek ki kulenin her katı kullanılabiliyor. Yani tek bir bölümden oluşmuyor kule. Sadece taş bir yapı değil. En sonunda da böyle jilet gibi keskin o filmde de gördüğümüz ortası yuvarlak taştan bir alan oluşturmuş zirvesi var. Merdivenlerin başlangıcına gelene kadar da bilinmez bir sanatla döşendiği belli olan ve ortançta aynı malzemeden yapılmış bir taştan yol var 5-10 metrelik. O merdiven başlangıcına oradan geçiliyor. Merdivenlerin dibine Gandalf geldiğince kralla Theoden'le atlarından iniyorlar merdivenin dibinde. Diyor ki Gandalf ben diyor merdivenlere çıkacağım, kapıyı çalacağım, Saruman'la konuşmaya çalışacağım. Çünkü daha önce geldim ve başıma neler gelebileceğini bilen birisiyim. Tedbirli olacağım diyor. Theoden diyor ki ben de diyor merdivenlerden çıkıp senin yanında geleceğim. Çünkü artık diyor çok yaşlıyım. Herhangi bir kötülükten ya da korkudan uzağım diyor. Başıma ne gelecekse gelecek. Bir de diyor beni bunca zaman aldatan, bana bunca kötülüğe sebep olan birisini ben de görmek istiyorum diyor. Bakalım yüz yüze nasıl konuşacağız. Yalnız diyor ben artık hani yeterince yaşlı olduğum için, halsiz olduğum için Eomer de benimle beraber gelecek. Olur ayağım takılır bir şey olursa Eomer bana destek olacak. Siz de öyle düşünüyor musunuz ya? Yaşlanınca artık hiçbir tehlike beni yıldırmıyor diyor ya. Saldık ya biz. Boş ver ya mı diyorsunuz? Kralı gelsin diyoruz. Yaşlılığın tabii bir tür özgürlüğü var. Değil mi? Tabii. Şey var ama tutkusu da var yaşlılığın. Çünkü ulan bunu ıskalarsan bir daha denk gelmez de var. Tamam mı? Hani iki taraflı bir şey bu. Bir özgürlüğü var. Bir de ulan bu fırsat kaçarsa bir daha nerede denk gelecek ama de var. Ama ıskalıyorsun. O zaman bir yıkım oluyor mu? Herkes ıskalar ya. Yok canım. Ona da diyorsun ki ne yapalım. Ya aman. Aman. Bu yaştan sonra bunu mu düşüneceğim diyorsun. Yani hem özgürlük hem tutsaklıktır. Yaşlılıkta gençlik.
Orta yaş iyidir de sabit kalınmıyor işte. İşte evet abi. Şu aralar ben iyiyim mesela. Sen iyisin. Böyle kalsam. Böyle kalsam olur. Olur. Karar verdik tamam başkan. Sen tamam başkan kalsın. Sen böyle idare. 45'e kadar falan kalsam iyi. Gandalf nasıl arzu edersiniz diyor. Benimle diyor Aragorn gelecek zaten diyor. Birlikte çıkacağız. Diğerleri diyor merdivenin başında beklesin. Gimli diyor ki hayır biz diyor Legolas'la beraber geleceğiz. Önceden karar verdik. Çünkü diyor zaten kendi türümüzün temsilcileri olarak sadece biz varız diyor burada. O yüzden de diyor Legolas da gelme kararı aldık. Gandalf diyor ki iyi tamam siz de gelin diyor. Heyet yapıyoruz. Heyet. Ama Merry ile Pippin'a hiç bakmıyor yani. Onlar hiç hesaba katmıyor. 20 tane adam karayolun başında atlarının üstünde bekliyorlar. Merry ile Pippin de en son basamağa gelip oturuyorlar. Orada bekleyecekler. Bunlar Theoden ve Gandalf önde merdivenleri çıkıyorlar. Pippin diyor ki buradan kapıya kadar yarım millik diyor balçıklı bir yol var. Zaten diyor bizi hiç kimse sallanmıyor etmiyor. Biz burada ne yapıyoruz ki diyor. Bizi çağıran da olmadı yukarı. Keşke diyor nöbetçileri falan hiç kimsenin dikkatini çekmeden üstümüze diyor kendimiz cümle kapısını oraya tüyebilseydik diyor. Ne halt etmeye geldik ki zaten buraya diye küsmüş. Gandalf ortancın kapısına kadar geliyor. Asasıyla vurmaya başlıyor. Kapı içi boş bir sesle gümbür diyor yani sanki davul gibi ses çıkartıyor. Ve şey diye bağırıyor. Saruman Saruman diye yüksek sesle ve emreden bir ses tonuyla ortaya çık. Bir süre hiç cevap gelmiyor içeriden. Sonunda kapının üzerindeki pencereden sürgüler çekiliyor. Pencere içeri doğru açılıyor. Ama kapkara bir açıklık. İçeride kimin olduğu gözükmüyor orada. Kim o? Ne istiyorsunuz diye bir ses duyuluyor. Kolpacı. Theoden diyor ki bu sesi tanıyorum diyor. Grimas olacaksın diyor yani. Ve bu sesi duyduğum ilk güne lanet olsun diyor. Gandalf da madem diyor onun ayak işlerini yapar hale geldin Grimas olacaksın değil diyor. Bizim vaktimizi çok harcama boşa. Git diyor efendi Saruman'ı çağır diyor. Onunla görüşeceğiz diyor. Seninle görüşmeyeceğiz. Git Saruman'ı çağırken. Pencere kapanıyor. Bekliyorlar bir süre. Aniden başka bir sesin konuştuğunu duyuyorlar ve merdivenin dibindekiler dahil herkes duyuyor konuşmayı. Saruman'ın büyülü sesinin tarifi var bu paragrafta. Müthiş bir tarif gene. Edebi açıdan büyük bir hazzı olan bir şey bu. Orada kullandığı sesin ne tür etkileri olduğunu anlatıyor. Pencere kapandı. Beklediler. Aniden bir başka ses konuştu. Müzik gibi alçak tonlu bir ses. Sesin ta kendisi bir büyüydü. Bu sesi farkında olmadan dinleyenler duydukları sözcükleri çok nadiren tekrarlayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerse de hayrete düşerlerdi. Çünkü sözlerin güçleri çok azalmış olurdu. Genellikle bu sesi dinlemenin çok zevkli olduğunu hatırlarlardı. Bütün söyledikleri akıllıca ve bilgece gelirdi onlara. Hemen kabullenerek kendileri de aynı bilgeliğe ulaşmak isterlerdi. Başkaları konuştuğunda onların sesi o sese nazaran sert ve kaba gelirdi. Eğer biri sesi reddedecek olursa büyünün etkisi altındakilerde bir öfke belirirdi. Kimisi için büyü sadece ses onlarla konuştuğu sürece etkili olurdu. Ses başkalarına konuştuğu zaman nasıl insan yapılan numarayı bildiği zaman hokkabazı ağızları bir karış açık seyredenlere gülümserse öyle gülümserlerdi. Kimisi için ise sesin kendisi onları bağlamak için yeterliydi. Fakat sesin fethettiği kişiler için çok uzaklara gitseler bile etkisi devam eder ve durmadan o sesin yumuşak yumuşak kendilerine fısıldayıp onları sıkıştırdığını duyarlardı. Fakat kimse etkilenmeden kalamazdı. Kimse bu sesin ricalarını ve emirlerini zihnini ve iradesini zorlamadan reddedemezdi. Tabii zihnine ve iradesine hakimse. Burada bu ses büyüsünün birçok detayını görüyoruz. Kimileri için sürekli yani hipnoz gibi o verilen görevi yapana kadar sürüyor. Kimileri için sadece o anda etkili oluyor. Ama neredeyse etkilenmemek mümkün değil. Çok zor etkilenmemek. Çok iyi müzik sanatçıları oluyor ya. Evet. İcracı, edebiyat icracı zaten. Evet. Şey de çok iyi mesela diyor ya ilk başlangıçta. Sesi duyan diyor tekrarlamak isterdi ama kendi sesiyle tekrarladığı için kendi söylediği şey çok kaba ve yersiz gelirdi. Aynı şeyi tekrarlamasına rağmen. Ya da sesten birisi uyanırsa ona tepki duyarlardı. Hani nasıl bu sesin etkisini hissetmiyorsun? Bu doğruyu söylüyor. Yanlış olan sensin diye. Hani büyüye dayanıklı birisi olursa o da tepki gösteriyor diğerleri tarafından falan. Çok kuvvetli bir büyü. Çok kuvvetli. Yani. Çok kuvvetli. Saruman evet diyor. Ama müthiş tatlı bir sesle hatta biraz kırgın bir sesle. Neden benim istirahatimi bozuyorsunuz? Gece gündüz neden beni hiç rahat bırakmıyorsunuz diye konuşuyor balkonda. Sesin tonu böyle hak etmediği bir saldırıya uğramış da rencide olmuş birisi gibi çıkıyor falan. Herkes büyülenmiş gibi bakıyor tabii. Büyük bir sessizlik falan var. Ve Saruman'ı ilk kez görüyorlar net olarak. Saruman böyle ya kendi hareket ettiğinde ya da bakanlar gözlerini ufacık bile hareket ettirdiklerinde sağa sola böyle yanar dönerli, yan
canlı böyle renkten renge geçiyor üstündeki elbise. Ne renk giydiği anlaşılmıyor. Böyle saçı sakalı tamamen beyaz. Geniş bir alnı var. Çok dikkatli baktıkları zaman şeyi fark ediyorlar. Sadece kulaklarının yanında ve dudaklarında yer yer siyah kıllar da var. Zayıf uzun boylu birisi. Elinde de bir asa tutuyor. Gimli şey yapıyor Legolas'a. Hem benziyor hem benzemiyor diyor Gandalf'a. Taktı oraya çünkü. O ona. Magazin adamı. Aynen. Magazin adamı. Ondan başka kimsenin umurunda değil bu konu yalnız bu arada. O hakikaten büyük ihtimal ketumluğundan kaynaklı tabii çok etkilenmiyor. Tabii onu taktı. Yani ilk başta kandırıldık mı şey Gandalf mıydı o diye ona takmış durumda. Yani. Saruman devam ediyor anlatımına. Diyor ki hadi ama diyor yumuşak bir sesle. İçinizden en az ikisini diyor zaten birebir tanıyorum. Bir tanesi diyor eski dostum Gandalf. Gandalf tanıdığım kadarıyla zaten akıl almaya, danışmaya falan gelmediğini tahmin edebiliyorum. Yani Gandalf öyle biri değil. Ya diğeri diyor Rohan yurdunun hükümdarı Theoden siz soylu nişanlarınızla dahası Eor hanedanının zarif simasıyla kendinizi hemen belli ediyorsunuz. Ah diyor adı üç kere şanlı Tengel'in şerefli oğlu. Neden diyor daha önce gelmediniz diyor. Oysa diyor ne kadar çok istiyordum diyor ben sizinle tanışmayı beraber bu topraklarda hüküm sürmeyi size de belli bilgimi deneyimimi aktarmayı hep beraber dostça bu bölgeyi abad etmeyi falan. Ama belki de çok geç kalmış değilsinizdir diyor. Belki de diyor hala bütün bunlar için zamanımız var. Rohan'la adamların diyor katkısının bulunduğu maruz kaldığım bu zararlara rağmen sizi hala koruyabilir, hala size akıl verebilir, hala doğru yolu seçmenizi sağlayabilirim. İlerlemeye devam ederseniz kaçınılmaz olan yıkımınızdan kurtarabilirim sizi diyor bu şekilde baba, devam ederseniz. Theoden konuşmak için sanki ağzını açacak falan ama tam da açamıyor ağzını. Hani konuşamıyor. Önce böyle vakur gözleriyle Saruman'a falan bakıyor. Sonra yanında duran Gandalf'a bakıyor. Yani onun tavrı ne falan diye öğrenmek için tereddüt ediyor gibi. Sanki hani konuşacak konuşmayacak karar verememiş gibi. Gandalf hiç hareket yapmıyor. Tamamen taş gibi buz gibi duruyor. Sanki konuşmak için bir yerden bir şey bekliyormuş bir canlı edasında. Süvariler önce Saruman'ın sözlerini duyduklarında onaylayarak mırıldanmaya başlıyorlar. Yani Saruman'ın bu güzel övgüsünü falan duyunca krallarına onaylıyorlar kendi aralarında. İşte Saruman kralımıza gerekli değeri veriyor güzel sözleriyle falan. Ve Gandalf'ın hiç efendilerini tarif ederken ya da efendileriyle konuşurken bu kadar nazik, efendilerin hak ettiği gibi bir hitabetle falan konuşmadığını, Gandalf'ın krallarıyla daha bir kendi dengiymiş gibi konuştuğunu, haksızlık ettiğini falan düşünüyorlar. Buna da içten içe sinirlenmeye başlıyorlar. Şey diye düşünüyorlar, Gandalf yani Theoden'le ilişkisi hep kaba ve kibirli. Birli hani Saruman'la göre düşünürsek. Hani bu Saruman Gandalf'tan daha mı iyi acaba falan diye akıllarına bir kurt düşüyor böyle. Ağır bir sessizlik çöküyor. Gimli şey diyor bunun bir yalancı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Bize büyü yapıyor sesiyle ve bizi kandırıyor diyor. Ortancın yardımı diyor yıkıp kurtarmak dediyse kıyım demektir. Hala anlamadınız mı? Herhalde Gimli. Fakat biz buraya yalvarmaya da gelmedik. Hatırlayın bunu diyor. Gimli bir tepki koyuyor orada. Saruman diyor ki rahat dur. Bir anda Gimli'ye dönerek bir an gözlerinde böyle o iyi adam bakışları gidiyor. Bir şimşek çakıyor bir kötücül şey. Ama sonra hemen gene eski sesine dönüyor böyle hitap ederken. Şey diyor henüz seninle konuşmadım Gloinoğlu Gimli. Yani onu da tanıyor. Senin evin diyor buralardan çok çok uzaklarda. Buradaki meseleler diyor aslında diyor seni ilgilendiren meseleler değil. Bu diyor seni bağlamaz. Ama seni şu açıdan affedebilirim diyor. Sen buraya gönüllü olarak gelmedin diyor. Seni diyor bir gruba dahil ettiler. Seni kandırdılar. O yüzden geldiğin için seni de diyor suçlayarak konuşmayacağım. Anlıyorum diyor. Çok heves etmediğin bir görevle buralardasın diyor. Ya kitapsız ya. Rahat bırak da diyor. Komşum Rohan kralıyla konuşayım. Onlar diyor bir zamanlar dostumdu. Bence hala dost kalabiliriz kralla. Sonra Theoden'e dönüyor tekrardan Gimli'yi susturduktan sonra. Siz neler söyleyeceksiniz Theoden kral? Dileğimi karşılıksız bırakacak mısınız yoksa kabul mü edeceksiniz? Hiç olmadığı kadar yeşertip abad edip güzelleştirmeyelim mi hem Rohan topraklarını hem Ortanç topraklarını diye Theoden'le konuşuyor. Ama şeye de dikkat ediyor attılar falan. Theoden'in bakışında, tavrında ya çok hiddetlenir gibi bir durum var ya da bir kabullenir gibi durum var. Böyle ikircikli kalmış durumda Theoden'de. Eomer araya giriyor. Diyor ki beyim diyor beni duyun diyor. Bana kulak verin. Saruman'ın etkisinden uzaklaşın. Şu anda diyor bizi uyardıkları tehlikeyle karşı karşıya değil miyiz diyor. Saruman'ın sesi hepimizi kandırmıyor mu? Bunun için mi diyor atlarımızı ölüme, zafere sürdük. Buraya kadar geldik. Oğlunuz Theodred'in ölümünü
unutacak mısınız? Ya da Miğfer Dibi kapılarında parçalanan kapı muhafızınız Hama'yı unutacak mısınız? Kendinize gelin diyor. Burada bir büyünün içindeyiz diyor. Helal be. Saruman gene bu sefer Eomer'e dönüyor hiddetli bir şekilde. Diyor ki madem söz zehirli dillere geldi, seninkine ne demeli genç yılan diyor ilk başta Eomer'e. Evet. Böyle hiddeti açık açık belli olmaya başlıyor ama toparlıyor ondan sonraki dizelerinde. Eomentoğlu Eomer diyor. Sen kralın diyor birinci adamı olarak kral kimi öldür diyorsa onları öldür. Senin diyor tarihsel görevin, senin büyüklüğün diyor kralın emrinde bahadırlık yapmak, savaşlar kazanmak, orduyu yönetmek ve zaten diyor bunda başarılı olduğu için de diyor adın namın yürüdü. Bu şekilde büyüdün, bu şekilde ilerledin. Bir savaş kahramanısın sen. Sen bir generalsin, askersin. Ama diyor politika gibi devlet işlerine falan kafan basmaz. Sen o işleri diyor karışma. Şayet bir gün kral olursan diyor sen de anlayacaksın ki kralların dostlarını ve düşmanlarını seçerken daha vizyoner bakmaları gerekiyor. Daha bir geniş bakmaları gerekiyor. Kimse diyor ortancın gücü ve benim bilgeliğimi reddetmez. Çünkü kendi ülkesi için iyi olan şey budur. Sen diyor politikadan anlamadığın için kafan basmıyor. Artı diyor siz sadece bir muharebe kazandınız diyor. Bir savaş kazanmadınız. O kadar da kendinize güvenmeyin. Bu savaşı da kendiniz kazanmadınız. Hiç diyor umulmadık bir kuvvet sayesinde, onlar sayesinde kazandınız. Onlar diyor belli olmaz. Yarın öbür gün diyor bu sefer sizin kapınızda belirirler diyor. Çünkü onlar karanlık canlılardır ve insanlardan nefret ederler. Kendi kendinize bir başarı kazanmış gibi havaya girmeyin. Benim gücümü, desteğimi inkar etmeyin. Lakin benim Rohan Bey'im diyor. Muharebe sırasında yiğit adamlar öldü diye bana katil diyemezsiniz diyor. Kötü babaanne tipleri vardır ya bu öyle ya. Teflon ya hiçbir şey yapışmıyor. Aynen hiç. Eğer diyor gereksiz yere savaşa giderseniz çünkü diyor savaşı ben başlatmadım. Savaşı siz başlattınız. Allah Allah. Öyle diyor. Arzu eden ben değildim diyor. Beni mecbur bıraktınız savaşmaya. Savaşlarda diyor çok kişi ölür diyor. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bu hesaba göre ben katil isem o zaman siz de yüzyıllardır atalarınız diyor savaşarak bu coğrafyada yaşıyorsunuz. O zaman diyor Eor hanedanın eli kan içinde demektir diyor. Bu da diyor doğru olmayacağına göre bu savaşın bir doğal sonucu olarak birileri ölmüştür. Bunun için kin güdülmez. Yine de diyor en kötü ihtimalle siyasi davranabilmek için diyor savaşların sonunda siz de diyor sizin atalarınızla savaştığınız kimi toplumlarla barışlar imzaladınız. Biz de diyor savaştık ama şimdi barış imzalayabiliriz. Sonuçta ülkenin yararı her şeyin üstündedir. Ben diyorum ki Theoden kral barış yapıp dost olalım mı? Hüküm size ait. Theoden barış yapacağız diyor. Theoden barış yapacağız dediğinde bunu Theoden'in hakikaten barış yapmak istediğini düşündükleri için Rohan süvarileri arkadaki ve Saruman'ın büyüsü etkisinde oldukları için böyle hey diye falan coşkuyla karşılıyorlar. Çünkü hani Saruman değer veriyor kralımıza Gandalf gibi kaba davranmıyor falan diye düşünüyorlar hala o büyünün etkisiyle. Tabi bunlar sevinince Theoden elini kaldırıp susturuyor süvarilerini ses kesiliyor. Evet diyor barış yapacağız. Sen ve senin bütün yaptıkların ve bizi teslim etmeye çalıştığın karanlık efendinin bütün yaptıkları yok olduktan sonra. Sen bir yalancısın Saruman diyor. Helal be. Ve insanın ruhunu kalbini çürütüyorsun sen diyor. Her şeyin bir aldatmaca. Sen diyor bana elini uzattığını söylüyorsun diyor. Oysa ben Mordor'un kara pençesinden başka bir şey görmüyorum o uzatılan elde. Seni diyor şu pencerelerden birinde asılıp sallandığında ve kargalar gözlerini oyduğun zaman seninle barış yapmış olacağız diyor. İşte ben bu. Ancak o zaman barış yapmış olacağım. Senin benimle yaptığın savaş diyor hakça olsaydı ki değildi. Ya da diyor sen şu anda olduğundan 10 kat 20 kat daha zeki biri olsaydın, daha bilgili biri olsaydın gene de benim krallığıma gelip beni yönetemezdin. Böyle bir hakkın olmazdı. Sen benim insanlarımı yönetme hakkına ne kadar zeki olursan ol sahip değildin. Zaten orada da yanlış yaptın diyor. Sen beni yönetmeye kalktın. Artı hem oğlumu hem de diyor Hama Miferdi bir kapılarında diyor senin orkların tarafından parçalara bölündü. Ayrı ayrı parçalarını gömdü. Bunları diyor unutabilecek miyiz? Ya da o gencecik insanların ölümünü her yer Miğfer Dibi'nin oralarda anı meşaleleriyle dolu diyor. O ateşleri nasıl unutacağız? Ulu atalarımın önemsiz bir evladıyım ama senin parmaklarını yalamama da gerek yok. Başka yere dön. Ama korkarım sesin büyüsünü yitirdi diyor Saruman'a. İşte Saruman bir donuyor arkadaş. Kalıyor tabii. Süvariler de bunu söyleyince o büyüden uyanmışlar gibi Theoden'e bakmaya başlıyorlar böyle şaşkın bir şekildeler. Saruman'ın müziğinden sonra efendilerin sesi kulaklarına çok kabah geldi diyor. Ama gene de o kart karga gibi gelen sesle
büyüyü üstlerinden atmış oluyorlar. Bir rahatlıyorlar. Sonra ne diyor konuşuyorlardır abi kendi aralarında. Ulan ne kek dönüyor. Oğlum çok çabuk gaza geldik lan diye. Saruman böyle bir an gazap içinde olduğu belli oluyor. O balkondaki demirlerden aşağı doğru uzanmış. Asasıyla sanki Theoden'e vuracakmış gibi hissediyorlar görünce. Hatta onun böyle atılan bir yılana benzediğini hayal ediyorlar kafalarında. Görünüş ve algı o şekilde. Saruman diyor ki bunak Eor konağı içinde eşkıyaların pis kokular içinde içtiği, veletlerin itlerle yerlerde yuvarlandığı yer değil mi? Kendileri uzun zamandır dar ağacından kaçıp duruyorlar ama büyük karanlık yaklaşıyor. Daha fazla da kaçamayacaklar. İlmek gitgide boğazınızda sıkışıyor diyor. Kolaysa diyor aslında görelim bakalım nasıl asıyorsunuz beni. Yavaş yavaş böyle kendisine hakim olmaya başlıyor. İlk tepkiden sonra biraz sakinliyor. Neden diyor seninle konuşma sabrını gösterdim ki zaten? Karaktersiz ya. Çünkü ne sana ne seni şu dört nala koşturup duran ve aslında hücum ederken değil geriye doğru kaçarken hızlı olan askerlerine ihtiyacı mı var benim? Theoden at terbiyecisi diyor. Çok zaman önce senin faziletin ve aklının ötesinde bir devlet sundum sana. Benim sayemde o devleti yürüttüm diyor. Ki bu gerçek değil, bu gene manipülasyon. Saruman'ın o devletin kurulmasında falan bir şeyi yok. Hadi daha yok. Yüksekten atıp iyi niyetimi suistimal ediyorsun. Öyle olsun. Kulübelerinize geri dönün diyor. Mağdur yani Saruman. Mağdur Saruman. Sonra Gandalf'a dönüyor. Gandalf'a şey diyor. Utancını fark ederek en azından senin için üzülüyor. Gandalf utanıyormuş. Sen nasıl oluyor da diyor böyle bir gruba tahammül edebiliyorsun? Çünkü sen mağrur birisin Gandalf. Soylu bir zekaya hem derine hem uzağa bakabilen gözlere sahipsin. Bunların içinde ne işin var diyor. Senin bunlarla ne alakan olabilir sıradan şeylerle. Şimdi de diyor benim öğütümü dinlemeyecek misin? Gandalf da diyor ki senin öğütümü dinlemek mi diyor. Son karşılaşmamızda beni hapsettiğinde verdiğin öğütleri mi diyor. Ondan sonra diyor söyleyecek yeni bir şeyin mi oldu? Yoksa diyor geri almak istediğin sözlerin mi var? Bir pişmanlığın mı var? Saruman bir ara duraklıyor. Sonra diyor ki geri almak mı? Geri almak diye bir şey yok. Ben senin iyiliğin için sana öğütler vermeye çalıştım. Sen diyor dinlemedin. Çok gururlusun. Ve aslında kendine ait bir irfan kaynağın olduğu için de başkasından bir nasihat almaya tepkilisin. Hani maya olduğu için beni sallamadın. O zaman ben sana yardım etmeye çalışıyordum. Fakat o durumda sanırım benim niyetlerimi kasten yanlış anladın. Yanlış manalar vererek beni suçladın. Ben de daha sonradan çok pişman oldum. Kötü şeyler yaptım. Hmm. Ama bu konuda diyor ben de rahatsızım. Sana gerektiğinden daha fazla tepki göstermiş oldum falan. Ama ben senin akıllanacağını, sakinleşeceğini falan düşündüm. Bizim dostluğumuzun devam edeceğini düşündüm diyor. Her ikimiz orta dünyadaki en mükemmel nizam olan yüksek ve kadim bir nizamın üyeleri değil miyiz? Bunlar İstarilerin tarikatının elemanları ve yani evet orta dünyadaki en güçlü tarikat. 5 kişi ama 5 Maya'dan oluşuyor sonuçta. 5'in de en kuvvetlisi ikisi. En kuvvetlisi miyiz? İkisi. Yani en başta Saruman ariflik açısından ama işte boynuz bulağa geçiyor. Karaktersiz olduğu için. Dostluğumuz her ikimizin de çıkarına diyor. Hala birlikte bu dünyaya bir nizam getirebiliriz. Bak gene bu dünyayı yönetme Sauron'daki gibi. Hani Melkor'daki gibi bu dünyayı kötülüğe bulayalım hikayesi değil. Saruman'da da Sauron gibi bu dünyayı bir disiplin içinde tutabilme, bu dünyanın efendisi olabilme isteği var. Yönetme isteği var. Yok etme isteği yok aslında. O bakımdan hani yok edicilikten başka bir kötülüktür bu. Bir despot olarak, bir tanrı kral olarak ve kendince inandığı için diğer halkların da doğru yaşama şekli bu diye düşündüğü için bu baskılı rejimle yönetmek istiyor. Kendi yani, düzenine göre. Kendi evet, düzeninin istiyor. En doğru düzen olduğunu nizam düşünüyor. Nizam ama nasıl nizam? Nasıl nizam? Saruman'a göre nizam. Saruman nizam. Aynen. Çünkü ideali o diyor. Kötü diyebilir misin? O kadar adam anlattı anlamadım. Anlamadım yani. Biz bunları anlattık. Gel diyor birbirimizi anlayalım. Düşüncelerimizden bu düşük insanları atalım. Bırakalım onlar bizim kararlarımızı beklesin. Biz onlar yerine karar verebilecek kadar onların üstündeyiz. Çoğunluğun iyiliği için ben geçmişi düzeltmeye, seni kabul etmeye razıyım. Yukarı gelmez misin diyor Gandalf'a. Ondan sonra sesi değişiyor böyle başka bir etkiye dönüşüyor bunları anlatırken. Saruman bu son çabasıyla falan o kadar güçlü bir hale geliyor ki duyuş alanı herkes etkileniyor. Yalnız bu etkilenme şu şekilde oluyor. Gandalf'la ikisinin bambaşka bir güç olduğunu düşünmeye başlıyor dinleyenler. Bunlar hakikaten bizden çok üstün canlılar. Bunlar hani bizle muhatap olmayacak kadar yüce yaratıklar falan diye düşünmeye başlıyorlar. Sesin etkisi o şekilde oluyor. Yani her ikisinin tokalaşıp evet bu dünya nizamı için birleşirsek herkes için iyi olur'a inandırıyor ses. Sessiz kalıyor. Theoden de etkileniyor falan ama böyle içinde şey diyor. Gandalf'ı da etkiledi.
ve Gandalf bu teklifi kabul edecek diye paniklemeye başlıyor. Ve şey diye düşünüyor. Kabul ederse biz bittik yani, bütün çabalarımız falan gitti. Hatta içinden şey çığlığı geliyor. Bize ihanet edecek, gidecek, kaybolacağız diye düşünüyor. Derken Gandalf aniden gülüyor. Ve bütün o sesin etkisi herkeste dağılıyor ve bu inanç kayboluyor onlardan. Saruman, Saruman diyor. Hayatının yolunu kaybetmişsin sen. Kralın soytarısı olarak kazanmalıydın diyor ekmeğini. Ama danışmanlarını taklit ettiğinde kötü yaparsan da sopasını yemeliydin kralların diyor. Helal be. Birbirimizi mi anlayacakmışız diyor Gandalf. Korkarım diyor, ben seni gayet net ve iyi anlıyorum ama sen beni anlayacak eşikten çok düşmüşsün artık. Sen beni anlayamıyorsun. Seni diyor tahmin ettiğinden daha iyi hatırlıyorum. Seni sen ziyaret ettiğimde Mordor'un gardiyanıydın sen diyor. Mordor'a hizmet ediyordun. Ve beni de oraya yollayacaktın diyor. Sauron'a esir yollayacaktın. Burada güzel bir atasözü var gene. Hayır diyor, bacadan kaçmış olan konuk gönül rızasıyla kapıdan girmez artık. Çok tatlı laf. Ama dinle Saruman diyor. Beni son bir kez dinle. Sana son bir teklifim olacak. Sen aşağı gelmez misin? Isengard senin umut ettiğin, hayal ettiğin kadar kuvvetli çıkmadı bak. Buradaki savaşı kaybettin. Yani diyor hala güvendiğin diğer şeyleri de kaybetmiş olabilirsin. Bir süre için onları bırakmak iyi olmaz mı? Belki yüzünü diyor yeni şeylere çevirmek istersin. Pişmanlık duyup bizim tarafımızda yer almak istersin. İyi düşün Saruman diyor. Aşağı inmeyecek misin? Saruman bir sarsılıyor bu konuşmadan dolayı falan. Yüzünde bir an şeyi görüyorlar bakanlar. Evet yani ben bir yanlış yaptım. Bu yanlışlıktan döneyim, iyiliğe geçeyim edasını görüyorlar ama daha sonra çok sinirli, gözleri daha da kararmış. Yani kibirin çok üstüne vurmuş ve yenildiğine çok kızmış bir nefret dolu bir adam görmeye başlıyorlar. Ama bir ara aklı hani bu teklife yakın gidiyor. Hani acaba pişmanlığımı belirtsen mi, kurtulsam mı diye. Aslında burada da Gandalf da sesle bir şekilde onu etkiliyor. Tabii Gandalf'ın da sesi etkili. Muhtemelen de işte zaten Rohan'a girerken sesi kullandı. Geçen bölümde bahsettiğimiz gibi. Sesin ustası Saruman ama diğerleri sesi kullanamaz demiyorlar zaten. Hani diğer isterlerdi. Ama Saruman en kuvvetlisi ses konusunda. Sonra böyle Saruman normal, kötücül karakterine döndükten sonra tiz ve soğuk bir sesle gurur ve nefret dolu bir şekilde konuşmaya başlıyor. Aşağı inmez miymişim? Silahsız bir adam kapısında diyor bu kadar silahlı hırsız varken sence aşağı iner mi Gandalf diyor. Böyle şey olur mu? Seni buradan yeterince duyabiliyorum zaten diyor. Ne diyeceksen buradan da diyebilirsin. Ben ahmak değilim ve sana güvenmiyorum Gandalf. Açık açık merdivenlerimde durmuyorlar ama vahşi ormanların çobanları diyor eminim diye uzaklardan beni gözlüyorlar. Hani entleri de oralarda bir yerde olduğunu biliyorum buradan görmesem bile. Gandalf diyor ki hainler asla kimseye güvenmez zaten. Sen hain olduğun için hiç kimseye güvenmiyorsun. Bana bile güvenmiyorsun. Çok güzel söz. Ama kellen için korkmana gerek yok. Ben seni ne öldürmek istiyorum ne de canını acıtmak istiyorum. Sadece aşağı in, bize biat et ve seni diyor hür bir şekilde bırakayım. İstediğin her yere git. Hiçbir kimse seni engellemeyecek. Şu anda diyor Kral Theoden'e de diğer entlere de sözüm geçiyor. Beni dinlerler. Ben seni koruyabilirim. Hani tamam onlar seni asmak ya da ezmek istiyorlar ama ben dediğim zaman seni serbest bırakırlar. Hatta diyor Mordor'a gitmek istiyorsan Mordor'a gitmene bile müsaade edeceğiz. Hür olarak istediğin yere gidebilirsin. Saruman diyor ki bu kulağa çok hoş geliyor. Tam Boz Gandalf'a yaraşır bir şekilde konuşuyorsun. Pek lütufkar. Pek iyi. Ortancı diyor pek kullanış. Benim ayrılışımı da çok münasip bulacağından hiç şüphem yok diyor. Bunlar yani diyor, ortancı sen alacaksın. Ortancı sen alacaksın, sahip çıkacaksın diyor. Ama neden ayrılmak isteyeyim ki? Ayrıca hür ile diyor neyi kastediyorsun? Şartların vardır herhalde. Hani bir şart öne süreceksin ben aşağı inersen. Gandalf diyor ki kuleden ayrılma nedenlerini pencerelerinden bakarsan görebilirsin diyor. Çevrende diyor senin güçlerine alakalı hiçbir şey kalmadı. Bütün ork ateşlerin, maden ocakların tamamen söndü. Ordun tamamen ya yok oldu ya da dağıldı yani. Toplanamaz bir hale geldi. Entler var, Huornlar var, Rohanlılar var. Artık bu güçlere karşı savaşacak gücün kalmadı. Tamamen kaybettin. Artık sen Mordor'a da ihanet ettin. Artık kapaksız göz sana döndüğü zaman anlayışla değil, hınçla ve kinle bakacak sana. Geçmiş olsun. O da diyor seni gözetliyor. Gözünü artık diyor bu tarafa çevirdi. Hür dediğimde hürü kastederim ben. Başka bir mana da söylemem. Senin gibi gevşeklik yapmam diyor. Gevşeklik yapmam diyor. Ben hür diyorsam hür bir şekilde istediğin yere gidebilirsin. Sen tercüme mi ediyorsun? Atcan Yurt tercümesi yapıyor. Atcan Yurt tercümesi. Rohancayı daha iyi biliyor. Fakat tek şartım var diyor. Geleceksin. Bana diyor ortancın anahtarını vereceksin. Artı diyor asanı da el koyacağım. Ben asanı yok etmeyeceğim ya da bir başkasına falan vermeyeceğim. Asan bende duracak. Şayet düzelirsen ruhun, psikolojin iyilik tarafına geçerse o asayı zamanı geldiğinde tekrar geri veririm sana. Rehin aldı yani. Rehin olarak alıyorum asayı diyor. Saruman'ın yüzü sinirde mosmor oluyor böyle artık. İyice dellenmiş durumda. Hiddetle çarpılıyor ve deliler gibi gülmeye başlıyor. Hisleri krizleri gibi gülmeye başlıyor.
başlıyor. Diyor ki ne zaman Barad-dûr'un anahtarlarını, 7 kralın, Nazgüllerin taçlarını, 5 Arif'in değneklerinin hepsini toplayacaksın ve kendin bu dünyaya hükmedeceksin. Sen kendin buranın efendisi olacaksın. Niyetin o. Ondan sonra diyor bu mütevazi isteklerin gerçekleştirdikten sonra bana diyor asanı mı geri vereceksin? Yansıtma işte bu. Evet. Ahmak olma diyor. Hala elinde bir fırsat var iken benimle bir anlaşma yapmak istiyorsan konuşalım. Hala anlaşma teklif ediyor. Ya da diyor şimdi konuşmayalım. Daha makul düşündüğünde gel, ben ortaçtayım. Yeniden konuşur anlaşırız. Ayrıca kuyruğuna taktığın bu gırtlak kesiciler ile minik ayak takımını da bırak da gel. Bunları getirme bir daha. Bunlar bizim muhatabımız değil diyor. İyi günler diyor. Dönerek balkonu terk etmeye dönüyor. Gandalf bir an emredici bir sesle geri dön Saruman diyor. Geri dön Saruman deyince böyle diğer oradaki dinleyenler falan da bir hayret içinde kalıyorlar. Bir donup kalıyorlar. Çünkü ses çok hükmetici. Ve böyle sanki Saruman kendi iradesinin dışında sürükleniyormuş gibi balkona geri geliyor böyle. O filmde gördüğümüz itmeler gibi. Demir parmaklıklara yaslanıyor kalıyor balkonda. Ağır ağır nefes alıyor. Yüzü de kırışıklıklar içinde kalmış, sanki küçülmüş gibi. Bitap bir halde. Eli kara asasında bir pençe gibi kavramış. Böyle düşmüş bir adam durumu var. Gandalf diyor ki gitmen için sana izin vermedim daha. Of. Daha sözümü bitirmedim diyor. Sen bir ahmak olmuşsun Saruman. Ama yine de acınacak durumdasın. Hala ahmaklıktan ve kötülükten ayrılabilir, bir işe yarayabilirdin. Ama burada kalıp eski fesatların üstüne düşünüp sanki bir şansın varmış gibi hayatını devam etmek istiyorsun. Ya da işte o eski planlarını gerçekleştirmeye çalışacaksın hala. Bir şekilde yırtarım diye düşünüyorsun. Sen burada kalmak istiyorsan kal o zaman. Fakat seni uyarıyorum, bir daha kolay kolay bu kuleden dışarı çıkamazsın. Doğunun kara elleri gelip seni çekip kurtarmaz. Da şayet yani Mordor savaşı kazanıp da seni öldürmek için buradan çıkartmazsa sen bu kuleden çıkamazsın. İyi bak diyor. Ben senin arkandan vurduğum Boz Gandalf değilim. Bir dakika abi, daha hiddetli. Tam havası geldi şu an. Çok güzel laf. İyi bak, ben senin arkandan vurduğum Boz Gandalf değilim. Başladı yine. Ramazan'da vurgusu başladı yine. Ben artık ölümden dönen Ak Gandalf'ım. Bravo. Helal be. Senin artık hiç rengin yok Saruman. Hey yavrum. Seni hem nizamımızdan hem de divandan atıyorum. Elini kaldırıyor Gandalf. Berrak, soğuk bir sesle konuşuyor. Böyle çok net ama buz gibi bir sesle. Saruman, asan kırıldı diyor. İşte bu. Saruman'ın elindeki asa parçalanıyor. Hatta o asanın en üstteki daha yuvarlak topuzu dağılıp Gandalf'ın ayaklarının dibine düşüyor. Ondan sonra Gandalf şey diyor, git. Hadi bakalım. Bir çığlık atıyor Saruman ve o git der demez sanki bir rüzgar vurmuş gibi geri düşüp kayarak uzaklaşıyor içeri doğru. Resmen tokatladı ya. Tam o sırada da balkonun daha üstünden aşağı yuvarlak bir şey düşüyor. Ağırca bir şey düşüyor böyle aşağı doğru. Gandalf'ın tam kafasının yanından geçiyor böyle. Çat diye merdivenin sonundaki basamağa düşüyor. Böyle alevler falan fışkırıyor düştüğünde. Basamağı kırıyor bir kısmını, çatlatıyor. Aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Suya düşecek neredeyse. Aşağıda birikmiş suya. Bu billur gibi bir şey. Ama hem siyah hem de kor bir rengi var içinde. Hani simsiyah billur bir küre. Billur kristal demek arkadaşlar. Eski tabiri billur. Camın daha da silisyum oranı yüksek ve sertleştirilmiş hali aslında. Bir de aslında ne bir şeyde yapmışsa abi, düşünsene yani entlerin atıp sadece çentik açtığı evet, şeyin evet. Basamağını kırıyor. Öyle yani. Çok değerli bir şey olduğu belli yani. Normal bir şey olmadığı belli. Simsiyah dışı ama içinde böyle kor kırmızı, lav kırmızısı ışıltılar falan da görünüyor yuvarlanırken. Çok da ilgi çekici bir şey. Ondan sonra bu merdivenlerden aşağı tıp 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 yuvarlanırken suya doğru Pippin fırlıyor. En alt basamakta ya. Dur ben tutarım diyor. Gidiyor tutuyor. Eomer diyor ki katil dilenci diyor. Saruman için. Gandalf hiç etkilenmiyor ama bu duruma, kafasının yanından geçmesine falan. Böyle sakince bakıyor. Diyor ki hayır diyor, onu Saruman atmadı diyor. O diyor daha yukarıdaki bir pencereden atıldı. Sanırım diyor onun emriyle de atılmadı. Efendi solucan dilden bir veda atışıydı herhalde diyor. Onu solucan dil attı ama iyi nişan alamadı. Yani beni ıskaladı. Aragorn orada araya giriyor. Diyor ki iyi nişan alamamış olması belki de en çok senden mi yoksa Saruman'dan mı nefret ediyor? Bilemediğinden kaynaklanmış. Yani aslında balkonda durduğu için
Saruman'ı kafasına atmış olabilir diyor. Saruman git deyip düşünce oradan sekip yere düştü. Yoksa Saruman'ı öldürmek istedi belki de. Gandalf olabilir diyor. Birbirlerinin için dostlukları diyor pek huzurlu olmayacak bundan sonra zaten. Birbirlerini diyor sözcüklerle kemirecekler. Fakat cezaları hakça oldu. Eğer solucan değil ortaçtan canlı çıkarsa hak ettiğinden de fazla bir ödüle kavuşmuş olur. Hemen Pippin'e doğru inmeye başlıyor. Pippin çünkü onu zor taşıyor yukarı doğru Gandalf'a getirmek için. O da Pippin'e doğru merdivenlerden birkaç basamak iniyor. Dur oğlum diyor onu ben alayım. Onu tutmanı söylememiştim sana. Karışmasaydın keşke. Gandalf Pippin'in elinden şeyi alıyor. Hemen üstündeki cübbeye sarıyor. Tamamen kapatmış oluyor ve kenarına koyuyor duruyor. Bununla ben ilgilenirim diyor. Bu Saruman'ın atmak için seçeceği şeylerden biri değil sanırım diyor. Yani Saruman bunu attırmazdı normalde. Kimli de şey diyor ama diyor atabileceği başka şeyler de olabilir. Muhabbetiniz bittiyse artık şu tehlike bölgesinden uzaklaşsak hani kafamıza bir şey yemeden gitsek. Bu tartışmanın sonu diyor Gandalf. Haydi gidelim diyor ve oradan merdivenlerden inip uzaklaşıyorlar. Sırtlarını ortanca dönüyorlar doğu tarafına. Süvariler krala neşeyle seslenerek Gandalf'ı selamlıyorlar. Artık akılları iyice başlarına gelmiş. Saruman'ın büyüsü tamamen bozulmuş. Onun çağrılınca gelip yol verince sürünerek gittiğini gördükleri için Saruman'a olan bütün saygılarını da kaybetmiş durumdalar artık. Yani akıllarında içlerinde bir şüphe de kalmamış. Gandalf diyor ki evet diyor bu da bitti. Şimdi diyor ağaç sakalı bulup bilgilendirmemiz gerekiyor. Meri'de ağaç sakal diyor çok yaşlı ve çok bilge biri. Muhtemelen diyor bu şekilde gelişeceğini, Saruman'ı kabul etmeyeceğini tahmin etmiştir. Başka bir şekilde bitme ihtimali var mıydı Gandalf diyor. Sanırım yoktu diyor Gandalf. İlk önce diyor Saruman'a sesindeki gücün azalmakta olduğunu göstermiş olduk. Yani artık sesi mutlak bir hakimiyet kurmuyor. Aramızdan hep birileri o sese direndi. Aynı anda hem zorba hem de öğütler veren biri olamazsın. Yapılan planlar olgunlaştığında artık gizli tutulamazlar diyor. Pek çok açık vermeye başlamıştı. Yine de diyor bir tuzağa düştü ve diğerleri dinlerken kurbanlarıyla yavaş yavaş pazarlık yapmayı seçti. O da diyor sesinin gücünü azalttı. Sese karşı bizi korudu. Ona diyor son bir şans tanıdım. Adil bir şans tanıdım. Onu da kabul etmedi. Hem Mordor'u hem de özel planları terk edip ihtiyaç anımızda bize yardım edebilirdi. Onu da tercih etmedi. Daha çok kulede kalacak, kendi fesat düşünceleriyle uğraşacak. Mordor'un gücünden yırtmaya çalışacak. Onu nasıl atlatırım diye planlar yapmaya çalışacak. Kendi kendini yiyecek. Belli diyor Gandalf. Ortancın gücü diyor çok fazla hani çok etkilenmiyor. Bizim oradan onu çıkartmamız düşünülemez. Artık kibiri ve gururu öyle bir seviyeye gelmiş ki Saruman'ın. Artık diyor o hizmet etmez sadece emir verir. Onu değiştirmemiz mümkün değildi. Hatta burada çok güzel bir tarif yapıyor. Mutsuz ahmak diyor. Mutsuz hem mutsuz hem ahmak diyor. Eğer diyor Doğu'nun gücü kollarını Isengard'a uzatacak olursa yani biz savaşları kaybedersek Saruman kazanırsa eninde sonunda buraya gelir diyor Sauron. Çünkü bunu unutmaz. Onun ihanetini unutmaz Sauron. Biz kuleye zarar veremeyiz ama Sauron diyor ne tür bir gücü var kimse tahmin edemez şu durumda. Kuleden onu çıkartabilir. Peki ya diyor Sauron buraları fethetmezse Pippin ona ne yapacaksın? Ben mi diyor ben hiçbir şey yapmayacağım diyor yani artık. Ona verebileceğim cezayı verdim. Hem divandan kovdum. Hem asasını parçaladım. Benim ona yapabileceğim ceza bu. Benim gözüm diyor onun ima ettiği gibi hüküm sürmekte değil diyor. O yüzden diyor Saruman'la falan uğraşacak halim yok. Ben hani bu karanlığa karşı savaşmak görevimi tamamlamak istiyorum. Herhangi bir yeri yönetmek falan istemiyorum. Ona ne olacağını da ben söyleyemem diyor artık. Kendi bileceği iş ama iyiye gitmeyecek durumlar. Kulede diyor muhtemelen dışarı çıkamayacağı için ölemeyeceği için de çünkü maya olduğu için küflenecek kalacak orada diyor. Bütün o bilgi birikimi bütün arifliği hepsi burada da küflenip kalacak. Talihin dönemeçleri diyor pek bir gariptir zaten. Genellikle nefret kendine zarar verir. Eğer içeri girseydik bile bu Grima'nın attığı değerde diyor bir şeyi bulabilmemiz çok zordu. Hani talih diyor bize acayip de yardım etti Grima'nın nefretiyle falan. Aniden böyle patlak ve tiz bir çığlık geliyor kuleden ve bir acı çığlığı geliyor peşinden. Gandalf diyor ki görünüşe göre Saruman da benimle aynı fikirdi. Haydi diyor onları kendi mutsuzluklarına bırakıp ağaç sakalı bulmaya gidelim. Fangorn'u bulmaya gidelim. Son çemberin cümle kapısına kadar gelmişler. Tam kemerin altından geçiyorlar. Ağaç sakalda bir düzine elf arkasında bunlara doğru yürüyor o taraftan. Yan yana gelince duruyorlar. Gandalf işte diyor yol arkadaşlarının üçü ağaç sakal diyor. Tanıtıyor onları. Çünkü ağaç sakal daha önce Gimli, Legolas ve Aragorn'u görmemişti. Onlardan söz etmiştim sana ama henüz görmemiştin diyor. Birer birer isimlerini söylüyor. Tanıtıyor.
tanıtıyor. Yaşlent de onlara böyle bir uzun uzun bakıyor. Sonra her biriyle tek tek selamlaşıyor. Halatı soruyor. En sonu Legolas'a bırakıyor. Legolas da daha bir fazla muhabbet ediyor. Çünkü ağaçlarla elfler arasında özel bir ilişki var. Özel bir yakınlık var. Legolas'a dönüyor, diyor ki demek Kuyut Orman'dan geldiniz sevgili elfim. Çok büyük orman idi vaktiyle. Legolas hala öyledir diyor. Hala kocaman bir orman ama tabii Legolas Fangorn kadar eskiyi bilmediği için ona çok büyük geliyor. Ama diyor yeni ağaçlar görmekten bıktıracak kadar da büyük değil. Fangorn ormanına yolculuk etmeye yeniden gelip gezmeyi canı gönülden istiyorum diyor. İçine girdi kısa bir süre ama doyasıya bakamadım diyor. Ağaç sakalı da böyle orman hakkında güzel şeyler duyunca o ilginç ent gözleri bambaşka bir parlıyor. Mutlulukla, gururla parlıyor falan. Umarım dileğiniz yerine gelir efendi elf diyor. Dağlar daha fazla ihtiyarlamadan. Legolas eğer de nasip olursa zaten bir planlamamız var bizim. Bir arkadaşımla diyor pazarlık yaptım. Gimli'yi kastedip. Eğer her şey yolunda giderse tekrar geleceğiz. Müsaadenizle diyor ormanınızı gezeceğiz diyor. Ormandaki ağaçları dolaşacağız arkadaşımızla falan. Sizinle gelen her elf diyor başımın üstünde yeri vardır Fangorn'da. Bahsi geçen dostum bir elf değil diyor Legolas. Ben buradaki Gloin oğlu Gimli'yi kastediyorum. Gimli yerlere kadar eğilip saygıyla selam veriyor böyle cüce edasıyla falan. O sırada eğilirken de baltası belinden düşüyor yere takırlıyor. Entler baltalardan nefret ediyorlar. Cüceleri de pek sevmiyorlar zaten geleneksel olarak. Diye bir mırıldanıyor Fangorn. Şey diyor bir cüce hem de balta taşıyor. Elflere karşı diyor iyi niyetliyimdir bir şey diyemem. Ama çok fazla şey istiyorsun. Bu ne tuhaf bir dostluk. Hani Gimli'ye de izin veremem. Tuhaf görünebilir diyor Legolas. Fakat Gimli yaşadığı sürece Fangorn'a tek başıma gelmem. Biz diyor onunla dostumla anlaştık. Artı diyor onun baltası ağaçlar için değil diyor. Onun baltası diyor ork boyunları için. Hatta buradaki muharebe sırasında 42 tane orku öldürdü bu balta diyor. Fangorn hayret ediyor böyle. Uuu hadi canım diyor. Bu daha hoş bir hikaye. İşler olacağına varır. Hani yumuşuyor. İşler olacağına varır. Bir an önce yetişmek için aceleye gerek yok. Düşünürüz diyor. Daha bu olaylar bir geçsin. Daha vaktimiz var. Lakin şimdi bir süre ayrılmamız icap edecek. Gün nihayetine yaklaşıyor ama Gandalf gece çökmeden gitmemizin lazım geldiğini söylüyor. Yurdun hükümdarı da kendi evini özlemiş. Leoden için. Gandalf diyor ki evet diyor bir an önce gitmemiz lazım. İşler çok acele. Korkarım diyor kapı bekçilerinizi almak zorunda kalacağım. Merry ile Pippin'i kastediyor. Ama diyor onlarsız da idare edebilirsin. Herhalde diyor Fangorn'a. Hani onları ben alacağım ama belki de edebilirim diyor Fangorn. Lakin onları özleyeceğim. O kadar kısa sürede o kadar iyi dost olduk ki, o kadar kaynaştık ki diyor ben bile onlar gibi aceleci olmaya başladım sanki. Daha hızlı olmaya başladım. Belki de gençliğe doğru geri inkişaf ediyorum diyor onlar sayesinde. Lakin nazar buyurun. Çok çok uzun bir müddettir güneş ile ayın altında yeni bir şey görmemiştim hobbitleri görene kadar. Yani cüceleri de gördüm, elfleri, insanları, orkları, vakları, büyücüleri falan. Ama hobbitleri hiç görmemiştim diyor. Ve diyor şeye karar verdik ent meclisinde. Entlerin uzun at listelerinde, uzun cetvellerde kaydettik onları diyor. Hobbitleri de kaydettik. Diyor ki topraktan doğmadır, dağlar kadar yaşlıdır entler. Dere tepe gezer, sular içerler. Avcılar kadar açtır hobbit çocuklar. Hep gülen halk küçük ahali. Çok güzel. Yapraklar yenilendiği sürece hep dostum kalacaklar. Çok güzel değil mi ya? Evet abi. Yapraklar yenilendiği sürece hep dostum kalacaklar. Hoşça kalın. Lakin o hoş ülkeniz şairden haberler duyarsanız bana iletin. Hani ent hanımları hakkında diye. Daha önce muhabbetimi yapmışlardı ya. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz diyor. Ent hanımlara dair bir haber. Onları görmüş birileri falan varsa bana diyor haber verirseniz diyor çok memnun olurum. Hatta diyor mümkünse kendiniz gelin sizi yeniden göreyim falan. Merry ile Pippin aynı anda geliriz diyorlar ve sırtlarını dönüyorlar hemen. Şimdi burada ilk başta hani diyorlar ve sırtlarını dönüyorlar falan deyince sanki kötü bir hareket yapıyormuş gibi geliyor. Oysa oradaki kasıt şu. O kadar üzülüyorlar ki Fangorn'dan ayrılmaya. Sırtlarını dönüp ağlamaya başlıyorlar. O da gözükmesin diye Fangorn ağladığımızı görmesin diye sırtlarını dönüyorlar hemen. Daha fazla tutamıyorlar kendini çünkü ayrılık acısıyla. Sonra ağaç sakal bir süre onlara bakıyor böyle düşünceli düşünceli. Gandalf'a dönüyor. Yani diyor Saruman ayrılmayacakmış öyle mi? Zaten ayrılacağını hiç düşünmemiştim diyor. Kalbi en az kara bir Huor'nun kalbi kadar kararmış onun diyor Saruman'a. Çürümüş bir kalbi var onun. Yine de eğer ben yenilmiş olsaydım ve bütün ağaçlarım tahrip edilmiş olsaydı ben de çıkartamayacakları bir karanlık bulsam oradan çıkmazdım. Yani haksız da bulmuyorum tavrını. Gandalf
Doğru diyor. Ama sen bütün dünyayı kendi ağaçlarından oluşturup diğer bütün ırkları yok etmek istemezdin. Senin öyle bir tavrın olmazdı. Saruman nefretini geliştirerek ve örebildiği ağları örmek için geride kaldı. Ortanç'ın anahtarına sahip ama kaçmasına izin verilmemeli diyor. Kuleden çıkmamalı. Yok canım diyor, sen merak etme diyor Gandalf'a. Entler de o işi halledecek. Saruman benim müsaadem olmadan kayadan öteye bir adım bile atamaz. Entler onu gözleyecekler. Gandalf ala diyor. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle ummuştum. Bu konuda yardım edeceğini ummuştum zaten. Artık gidip diyor diğer işlerimize bakabiliriz. Hiç olmazsa bir tanesini düşünmek zorunda değilim. Saruman tehlikesi bertaraf edildi ve Saruman Ortanç Kulesi'nde hapis. Yalnız diyor bu suların diyor önünü kapattığınız çekildi ya. Saruman çok uzun süredir bu kulede yaşadığı için kulenin altındaki mağaralardan hani çok uzaklardan çıktığı tüneller falan vardır. Rica etsem sizin için çok zahmetli olmaz ise entlerin isteğine bağlı olarak siz diyor o suları açın. Gene onun çevresi ve delikler o tüneller falan da tamamen sularla dolsun. Siz çıkışları çevreden nereden çıkıyorsa tünellerin sonu oraları tespit edene kadar oralar suyla dolu olsun ki Saruman kaçamasın. Kulede kaldığını bilelim. Hani zahmetli bir iş olacak sizin için ama yani bunu da yaparsanız çok memnun oluruz. Çok müteşekkir oluruz. Fangorn diyor ki sen o işleri entlere bırak. Merak etme Gandalf. Vadiyi diyor tepeden tırnağa araştırıp o çıkış yerlerini buluruz. Barajı açar bütün tünelleri suyla doldururuz o zamana kadar. Artı diyor buraya entler diyor yeni bir orman kuracak. Oranın adını da diyor gözcü orman adını vereceğiz. Hani kuleyi gözleyen orman adını vereceğiz. Her zaman da diyor entler bu kulede diyor Saruman kaçmaması için gözlem yapacaklar. Benim haberim olmadan diyor bu ormanlara ne bir sincap girebilir ne bir sincap çıkabilir. Artık bu tür bir tedirginliğin olmasın. Bize eza verdiği yılların 7 misli zaman geçse bile ona gözcülük edeceğiz diyor ve bölüm burada sona eriyor. Davulcu geldi. Bölüm bitti. Nasıl bölümdü? Çok güzel bölümdü. Yani. Çok güzel bölümdü değil mi? Filmde çok kısa kesiyorlar ama en kritik yerleri veriyorlar. Evet evet. Yani o tütünün bulunması, işte çevrenin suyla dolu olması. Saruman'ı orada öldürmeleri bir film seçimi. Ama şeyi dahil etmeyecekleri için sonuçta şair muharebesini dahil etmeyecekleri için. Evet ona karar vermiş zaten. Yani Saruman'ın da bir neticeye varmış olması açısından evet doğru. İkinci filmin başında hemen gönderdi. Saruman'ın sesinin etkisini de en güzel Grima Solucan Dil'in gözlerinde olduğu sahnede vermişti filmde. Çok etkileyici güzel sahne. Şey de çok iyi zaten sesi ya Christopher Lee'nin sesi de çok etkileyici tabii. Evet bölümü kapatalım. Kapatalım. Siz beni övmemişsiniz. Biraz beni övün. Ondan sonra bitirelim. Dilek iyi ki buradasın. Sensiz ne yaparız? Zafer abi masum bakışlarını gördük o koltuğa doğru. Hiç ben olmadığımda bakmadınız kızım, bile. Kızım şöyle düşün. Jenerasyon meselesi. Sen genç kalıyorsun. İnsan kendi jenerasyonunda. Muhatabını mı arıyorsun abi? Aynen. Kendi jenerasyon. İşte sol dizimde bir gerginlik var. Benim de böğrüm ağrıyor falan. Seninle o muhabbet olmuyor ki. Sen hopluyorsun zıplıyorsun. Yani işte sıkıcısınız diyorum inanmıyorsunuz. Sıkıcı değiliz. Yaşlıyız. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz sevgili patron. Teşekkür ederiz sevgili Legendarium Türkiye izleyicileri. Gerçekten. Onlar olmasa ne yapardık ya patron sen söyle. Hiçbir şey yapmazdık vallahi. Vallahi yapmazdık. Yapmamışlığımız da var. Evet. O zaman bölümü kapatalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Thank you.